Gezi Planı programından herkese merhabalar. Bugün Kocaeli Yuvacık Servetiye Köyü'ndeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz dere ismi Kirazdere. Sıcak dere ve soğuk derenin birleşmesiyle Kirazdere oluşuyor. Birazdan da gidecek olduğumuz Servetiye Şelalesi de aynı zamanda Kirazdere'yi besleyen kollardan, şelalelerden bir tanesi. Evet, burası İzmit'e yaklaşık 20 kilometre, İstanbul'a yaklaşık 1-1,5 saat aralığında. Burası İstanbul'a en yakın Karadeniz diyebiliriz. Coğrafya olarak Karadeniz coğrafyası. Evet, burada neler yapabiliriz? Burası gerçekten doğasıyla harika bir yer. Burada bolca yürüyüş yapabilir. Burada etkinliklerimiz var. Birazdan yine ziyaret edeceğiz. ATV safari, zipline, paintball ve aynı zamanda trekking turları düzenlenmekte. Burada yine gelip bunların keyfini çıkarabilirsiniz. Onun haricinde burada gerçekten civarda çok güzel yerler var. Şelaleleri ziyaret edebilir. Servetiye Cami Köyü'nde müzemiz bulunmakta. Müzemizi ziyaret edebilirsiniz. Yine daha yukarılarda İnönü, Erciva, Menekşe, Kayaüstü yaylalarımız bulunmakta. Buralara gidip gezebilirsiniz. Buraları ziyaret edebilirsiniz. Gerçekten burası çok harika ve benim size çok güzel bir tavsiyem var. Buraya geldiğinizde bolca yürüyüş yapın. Çünkü gerçekten burada tabiatın şarkısı çok güzel. Tabiatın şarkısı eşliğinde doğanın içerisinde orman güllerini seyrede seyrede yan tarafta yine dağ çileği gördüğünüzde, bakın dağ çileği dediğim yetiştirmesi olmayan tamamen yabani olarak ormanda yetişen yabani dağ çileği, çok küçük küçük olur. Ormanda dağ çileğini gördüğünüzde onları yiyerek çok güzel bir yürüyüş yapmanızı isterim. Çünkü burası çok güzel bir yer. Harika. Keşfedilmeyi bekliyor. Gerçekten Samanlı Dağları eteklerinde burası. İzmit Körfezi'nden Sakarya Nehri'ne kadar uzanan 135 kilometrelik Sinsi Dağlar bütünü Samanlı Dağların eteklerindeyiz biz şu anda. Ve gerçekten o kadar güzel ki buradan İnönü Erciva Yaylası'ndan Pamukova'ya geçebilirsiniz. Diğer taraftan İznik'e geçebilirsiniz. Burada yaylalar bulunmakta. İznik'te Menekşe Yaylası, Pamukova tarafında Aytepe Yaylası'nın arkasından İnönü Erciva'ya geçebilirsiniz. Oranın dönüşünde çok güzel Serindere Şelalesi'nin olduğu yere uğrayabilirsiniz. Yine Muflis Gölü'nün, Muflis Şelalesi'nin olduğu yere uğrayabilirsiniz. Buraları gezebilirsiniz. Yine diğer bir tarafta Taş Cami'nin olduğu tarafa gidebilirsiniz. Buraları gezebilirsiniz. Ve burada yine civarda bulunan yerlerde yöresel yemekler bulabilirsiniz. Mevsiminde aynı zamanda burası, bakın az evvel de söylediğim gibi Karadeniz coğrafyası bulunmakta. Burada Karadeniz coğrafyası var ve köylerimizde lahana ekilir, fasulye ekilir, mısır ekilir, mevsiminde patates ekilir. Buraya geldiğinde mevsiminde dönüş yaparken bunlardan da alabileceğiniz çok güzel bir köy pazarımız var burada. Tamamen köyde yetişen ürünlerimizden. Aynı zamanda bakın mesela burada yediğiniz muhlama. O muhlamadaki mısır unu tamamen burada yetişiyor, kurutuluyor ve daha sonrasında bu derenin boyunda su değirmeni var. Bu su değirmeninde çekilerek mısır unu haline geliyor ve yemeklerimizde lezzetli bir yemek olarak yiyebiliyoruz muhlamada. Turumuza devam ediyoruz. Birazdan etkinliklere doğru gideceğiz. Hadi birlikte etkinliklere gidelim.
Evet, şu anda gezi planıyla birlikte Servetiye Cami Köyü'ndeyiz. Burası şu an girecek olduğumuz yer Servetiye Cami Köyü, müzesi ve köy konağı. Evet, içeride neler var hadi bakalım. Müzenin bulunduğu nokta Servetiye Cami Köyü'nün avlusu ve savaşın başladığı yer. Servetiye İstiklal Savaşı avlusunda, cami avlusunda başladı yer. Burada da şu anda savaştan kalan eski tüfekler, eski tapancalar, eski hançerler, bıçaklar, kılıçlar, eski dürbünler, eski su mataraları, eski tüfek jarjörleri, aynı zamanda bakın patlamamış bomba, aynı zamanda eski çarıklar, bakın bu o zaman giyilen çarıklar, yine eski saatler, eski burada da yine kılıçlar, toplu tapancalar, bunlar bulunmakta. Yine buranın sergilendiği, o zamandan kalan tüm eserlerin olduğu, bakın ne kadar eski bunlar, yaklaşık 100 yılı aşkın yıl önce kullanılan, bakın eski kaşıklar, eski çatallar, o zamandan kalan her şeyin sergilendiği müze burası. Yine bakın bu tarafta az evvel yine bahsettiğim bu cami avlusunda Servetiye Cephesi kurucusu ve kumandanı Mustafa Tarı bu avluda milli mücadeleye öncülük yapmıştır. Evet, yine müzede devam ediyoruz. Bakın burada mesela eski namaz vaktini duyurma borusu, sonra eski tarım aletleri, eski telefonlar, eski ütüler. Bakın bu da mesela döven deriz biz bunu. Bu döven kalın kalaslara çakmak taşları, bu taşlar. Yani bu kalasın üzerine bu taşlar çakılarak ilkel buğday dövme aleti. Bakın bu da su değirmenleri yokken bu da yine bir değirmendir. Şöyle şu şekilde çevrilerek mısır öğütülür. Şuradan bir sopa sokulur burasına ve içerisinde mısır bırakılır. Bu şekilde çevrilerek yine mısır öğütülürdü bunda. Bakın burada eski tartılar bulunmakta. Bunlar eski teraziler. Ben de bunlardan kullandım ama tam bu değil de bunun bir sonraki versiyonu var yine. Şöyle yüklü oluyor mesela. Şurada kayan bir ağırlık ölçeği var. Onlardan ben de kullanmıştım zamanında. Benim çocukluğumda vardı onlar. Meşhurdu. Ama şimdi tabii kalmadı. Elektrikli teraziler kullanılıyor. Yine bu tarafa geçtiğimizde de bu kısımda da eski evlerde kullanılan, yemek yapımında kullanılan tabaklar. Bakın eski alüminyum. Ben yine çocukluğumda bunlarda, bakın şunlara böyle baltaya koyar yerdik, lahana yerdik bunlarda. Eski tabaklar bulunmakta. Bu kısımda da yine alt tarafta yemeğin yapıldığı tabaklar, süzgeçli mesela bu tava, tavalar, eski yemek karıştırılan odun ve aynı zamanda büyük kaşık. Yine bu kısımda bakın eski bu sini ve bu çok eski, ben bunları hatırlamam mesela. Hani ailede tüm herkes birleşir, aynı sofrada oturur ve bir tencereden kaşıklarla yemek yiyilirdi. Bu da eski. Bir de burada bakın şurada anlatılmak istenen aslında ateş değil, eski ev ocakları. Sobadan daha önce evlerin içerisinde şu formda, burası tabi biraz büyük, şömine formunda ocaklar olurdu. Aynı bu şekilde yere ateş yakılırdı ve yukarıdan bir zincir desteğiyle tencere ateşe yakın bir şekilde asılır ve içerisinde yemek yapılırdı. Bu çok eski bir sistem. Ben bunu çocukluğumda görmedim. Biz de sobalarla büyüdük ama bu çok eski bir formdur. Daha sobanın olmadığı zamanlarda yere ateş yakılarak şu zincir desteğiyle tencere ateşe yaklaştırılır ve yemekler yapılırdı. Bu da çok eski. Halen köyümüzde mesela bozukhane deriz biz. Servetiye karşı köyünde bu şekilde ocağı olan ve hala yemek yapılan evler bulunmakta. Şimdi bu kısma da geldiğimizde de burada yine eski çarık, tapu senedi, sicil muamelesi, sonra eski madeni paraların ve eski zaman kağıt paraların bulunduğu kısım. Aynı zamanda burada bakın Muhammediye, Mevlidi Şerif ve Yunus Emre adlı kitapların bulunduğu, çok eski bunlar, bulunduğu, sergilendiği yer. Burada bakın evlenme defteri, bakın burada da yine çok eski zamanda kullanılan defterler ve bu madeni paralarda da ta Osmanlı'ya kadar, Osmanlı zamanında kullanılan madeni paralarda bulunmakta. Yine bu kısımda bakın bu da çok önemli. Bu da beşik deriz biz buna. Beşik, çok eski bir beşik bu da. Bakalım kaç yılından. Yaklaşık 1955 yıl üretimi olan bu beşik Ali Üzmez tarafından müzemize bağışlanmıştır. Teşekkür ederiz.
Servet'e milli mücadele cephesi savaşını anlatan ve Servetiye Milli Mücadele cephesinde gazi ve şehitlerin yazdığı anıt. Evet, burası tamamen Servetiye Milli Mücadele'nin başladığı avlunun tam yanında olan yer. Burada Soytarı Mustafa Tarı öncülüğünde başlayan milli mücadele, herkes evinde bir mermi, beş mermi, on mermi, kimin neyi varsa tüfeğini alıp toplanıp mücadeleye başlanan avlunun oradayız. Burası fiziki olarak çok önemli bir nokta. Çünkü arka kısmı İznik ve diğer bir taraftan da Pamukova ve Hendek'e çıkıyor. Buralarda cephelerde kesit savaşları oldu. Buralardan Yunan ve İngiliz askerinin, işgalcilerin İznik'e ve aynı zamanda Pamukova Hendek'e geçilmesine izin verilmedi. Buranın 145 Servetiye olarak tiyatroda canlandırılması, tiyatro filmi de bulunmaktadır. Bunu da araştırabilir ve bakabiliriz. Köyün ismi Servetiye Cami Köyü, Yuvacık Barasyonu 800 metre ileride. Herkesi köyümüze ve aynı zamanda müzemizi ziyaret etmeye bekleriz. Merhabalar. Kısaca ben size kendimi tanıtayım. İsmim Ahmet Karahmetoğlu. Trabzon Sürmen'e doğumluyum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı cam sanatkarıyım. Şu an görevim ülkeler arası bu cam sanatını ülkemizi el sanatları festivallerinde temsil ediyorum. Size bu işe başlangıç tarihini birazcık kısaca anlatayım. 9 yaşında ilkokul zamanlarında mahallemizde açılan bir cam atölyesinde çırak olarak işe başladım. Ustalarım yüksekokul mezunu falan değildi. Hepsi alaylı bir şekilde bu cam sanatını icra eden kişilerdi. Biz de bunların yanına girerek okul çıkışları ve yaz tatillerinde bu cam sanatıyla tanıştım. Yıllarca bu cam sanatına hayatımı adadım ve belli bir döneme kadar bu cam sanatında bütün işleri güçleri öğrendikten sonra 1993 senesinde bir cam atölyesi kurmaya karar verdim. Ustamlardan izin alarak bu cam atölyesini bana kurmalarında yardımcı da oldular. 93 yılından bu zamana kadar kendi atölyemde bu cam sanatını ticari anlamda hayatıma devam etmekteyim. Bunun yanı sıra 15-20 yıldır bizim cam sanatı eski Osmanlı'dan kalma olduğu için, mesela Osmanlı'da padişahların en ünlü gelir kaynaklarından bir tanesi cam sanatıymış. Bu cam sanatını mesela neler yapıyorlarmış? Mutfak eşyaları ve süs eşyaları yaparak Osmanlı İmparatorluğu'na buradan bir sürü gelir elde ediyorlarmış. Ama zamanla bu sanatın nesli tükenmeye başlandığından, devamı gelmediğinden, zamanla yurt dışındaki insanların bu cama sanatının devamı olduğundan dolayı bizdeki cam sanatına merak olmayışından sebepten bu cam sanatı günden güne kaybolmaya yüz tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unutulmaya yüz tutmuş sanatçı ve sanatlara dair bir el atmasıyla beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde cam sanatkar belgesini alarak bu cam sanatını önümüzdeki nesillere ve insanlara öğretebilmemiz için, faydalı olabilmemiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra
dediğim gibi unutulmaya yüz tutmuş sanatların içinde bu cam. Artık camın üretimi bizde pek fazla olmadığından ve insanların bu sanata düşkünlüğü olmayışından sebepten normal günümüzdeki çöplere atılan atık camları, evimizdeki atık camları nasıl kullanabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz diye aklımızdan geçen, biraz da maddi imkansızlıklardan dolayı dışarı bağımlı kalmadan kendi ürünümüzü kendimiz yapmamız açısından geri dönüşüm projelerindeki bu camları nasıl değerlendirebiliriz diye onlardan çeşitli ürünler yapmaya başladık. Ve bu konu hakkında 15-20 senedir de bir fiil faaliyet gösteriyorum. Bunun yanı sıra üniversitelerde, halk eğitim merkezlerinde, büyükşehir belediyelerinin meslek edindirme kurslarında bu işin eğitiminde katkıda bulunmak için elimden gelen bütün fedakarlıkları yapmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra dediğim gibi insanların da aile bütçelerine ve kendilerine bir nevi maddi destek açısından yardımcı olabilirsek bizleri çok mutlu ediyor. Ve bu sanatın ülkemizin çok eskiye dayanıklı geçim kaynaklarından bir tane sanat dalı olduğu için bu işin önümüzdeki yıllara aktarılması ve bu işin unutulmadan yıllarca yapılmasını tek temennim yani, tek dileğim budur yani. Bunların yanı sıra da işte devlet büyüklerimizin ve üst düzey bürokratlarımızın bizim gibi sanatçı ve zanaatkarların elinden tutup bizlere bir yol göstermesi, biz de halkımıza faydalı bir şekilde ne kadar yardımcı olabilirsek o kadar çok mutlu ve başarılı oluruz. Gönlümden geçen bu sanatın ilelebet devam etmesi için çabalarımız ve uğraşlarımız devam etmektedir. Bu sanatı insanlar mesela ateşi gördüğü zaman korkuyorlar. Mesela diyorlar ki biz bunu yapabilir miyiz? Bu sanatı bugün herkesin içinde mutlaka bir sanat ruhu vardır. Ama bunu açığa vuramamıştır. Bunu açığa vurması için bizim gibi sanatkarların, ustaların elinden geçerek bizim de yardımlarımızla beraber bu sanatı 7'den 70'e herkes yapabilir. Mesela ben anaokullarında öğrencilerle beraber mesela bu cam eğitimini yapabiliyorum. Mesela orta düzeydeki insanlarla bu işi yapabiliyorum. Veya emekli olmuş, işlerinden ayrılmış, evde oturan mesela insanlarla ben bu işi yapabiliyorum. Yani sanatı herkese tavsiye ediyorum. Öncelikle hedefimiz şudur. Yani bu tür unutulmaya yüz tutmuş sanatların mutlaka yani devam edebilmesi için insanların bu tip sanatlara yönelmesini mutlaka ve mutlaka arzuluyorum. Ve hiçbir şekilde insanların ateşten korkmasına gerek yok. İnsan istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ve ev ekonomisinde çok cüzi miktardaki ekonomiyle beraber bir atölye kurup bu sanatı ilerlere taşıyabilir ve bundan ailesine ve kendisine maddi olarak bütçede katkıda bulunabilir. Dediğim gibi her insan bunu yapabilir. Tabii bu biraz da şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar çok dikkatli edindikleri sürece mesela bunu çok kısa zamanda yapabilirler. Yapılamaz diye hiçbir şey yok. Yeter ki insanlar bu sanata gönül versinler ve bu sanatı asla ve asla kendilerine benimsesinler. Çünkü ülke ekonomisi de katkımız var, aile ekonomisine de katkımız var ve kişisel olarak da kendimize katkımız olduğundan dolayı herkesin bir sanat dalından uğraşmasını icabet ediyorum. Ve bunun yanı sıra da bu unutulmaya yüz tutmuş öncelikle bir cam sanatına insanların gönül vermesine bağlıyorum. Ve bu cam sanatı o kadar uzun vadeli ki mesela insanlar bundan istediği kendine özel objeler yapabiliyor. Kişiye özel objeler yapabiliyor. İnsanlar mesela kendi takılarını, kendi hediyelik eşyalarını yani yoldan toplamış olduğu bugün atık camlardan bile yapabiliyor yani. Ve bu tarzda insanlar kendi ekonomik özgürlüğünü elde ediyorlar. Ve çok ilgi çeken bir sanat dolu olduğu için mesela bugün cam dediğiniz zaman cam çok sanat dallarını içine alıyor. Mesela biz camda ebru çalışması yapıyoruz. Camda hat yapıyoruz. Mesela bir heykeltıraş gibi bir cam objeye şekiller verebiliyoruz. Bir ressam gibi mesela bir manzara resmi olmasa da herhangi bir hayvan figürü yapabiliyoruz. Yani buna bayanlara özellik mesela işte küpedir, bilekliktir, yüzüktür, kolyedir. Bu tarz kendi takılarını kendi mesela yapmış olduğu eserlerle üzerinde ve iş yerlerinde sergileme imkanlarını sunuyorum. TMB izleyicileri, şimdi size çöpe atılan camlardan kısa bir çalışma göstereceğim.
Evet, Yuvacık'taki etkinlik alanlarımıza geldik. İlk etkinlik rotamız zipline. Bir diğer adıyla da Last Teleferi. Şimdi yanımızda Zeki abi var. Zeki abi, bize Last Teleferi'nden biraz bahsedebilir misin? Last Teleferik olarak açık alanda ve özgürce uçmanızı sağlayan bir etkinlik. Mesafemiz 200 metre, iki vadi arasında 200 metre gidiş şeklinde, 200 metre dönüş şeklinde çok güzel bir etkinliktir. Bunun en çok gençler ve yaşlı gruplarımızda dahil olmak üzere muhteşem bir adrenalin. Bunun yanı sıra güvenlik açısından hiçbir problemimiz yok. Gayet kullanabileceğimiz, rahat edebileceğimiz, özgürce uçmayı yaşayabileceğimiz bir etkinlik. Bunun dışında size yapabilir en güzel tavsiye ederim. Gelin burada deneyin bunu ve bunun özgürlüğünü yaşayın. Şimdi de diğer bir etkinlik alanımız ATV rotamıza geldik. Şimdi rehber arkadaşımız Emirhan bize ATV rotasını hakkında bilgileri verecek ve daha sonrasında ATV turuna çıkacak. Evet Emirhan, söz sende. Evet, parkurumuz burada. Parkurda toplamda 3 tur atıyoruz. Ortalama 20 dakika civarı sürer. Güzel bir parkur var. Derenin kenarında hemen. 16 yaş sınırı var. Parkurda 3 tur atıyorsunuz. Gayet güzel bir parkur. Evet, iyi turlar Emirhan. Hadi bize ATV turunu göster. Gezi Planı programında bu hafta Kocaeli Başiskele Yuvacık Servetiye köyündeydik. Başka programlarda görüşmek dileğiyle.